فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kim Allah'ına kavuşmayı umuyorsa Ne demek umuyorsa? Yani ahirete inanıyorsa Ahirete inanan mutlaka Allah'a kavuşacağını arzu ediyor Onu gözlüyor demektir Ona göre hareket ediyor onu Hesaba katıyor demek. Ama insanların çoğu Allah'a kavuşacağını ummuyor Yani ben Allah'ın zoruna çıkacağım, hesaba çekileceğim diye inanmadığından veya yakini bir itikada sahip olmadığından hiç şu anda efendim bu hususta bir kendine çeki düzen vermez. Estağfirullah. İnnellezine inne la Öyle kullar var ki bize kavuşacaklarını hiç ummuyorlar. Huzurumuza çıkacaklarını hesaba katmıyorlar. Varadû bil ya, dünya. dünya. Onlar dünya hayatıyla tatmin olmuşlar. Maaşım var mı? Tamam. Geçimim yerinde mi? Tamam. Arabam var mı? Tamam. T tuzum kuru mu? Tıkırım yerinde mi? Tamam. Ratma Ratma el el ya. Varsa dünya yoksa dünya. Dünya onlara güldüyse onlar mutlu. Dünya onlardan yüz çevirdiyse onlar mutsuz. Onlar hiç namazı kaçırdım. Sabah namazını mı kaçırdım? İkindiyi mi kaçırdım? Orucumu mu deldirdim? Oruçluyken bir yalana mı düştüm? Namerem'e mi şehvetle baktım? Eyvah orucumu zedeledim. Hiç öyle bir öyle derdi, derdi yok. Diyor. Onun bütün meselesi dünyadan maaşı yükseldi, işi rahatladı, araba aldı, piyango çıktı, kura'dan ev çıktı falan. O tamam. وَالَّذ۪ينَهُمْ O kullarımız ki onlar. عَنْ Bizim ayetlerimizden, hadislerimizden, ahiret haberlerimizden gafil yaşıyorlar. Hiç, hiç adamın, adamın umurunda, umurunda değil, değil ya. ya. Ben ölürsem nereye gideceğim, Allah'a ne hesap vereceğim düşünmüyor bu adam bunu. اُلَٰى <laughs> İşte onların sığınağı, barınağı ateştir. Yeri yurdu ateştir. İsterse dünyada en büyük saraylarda, villalarda otursunlar. Niye? Ayetten gafil oldu. Kur'an dinlemedi. Allah'tan haberdar olmadı. Ahirete inanmadı. Baştan Allah'a kavuşacağını ummamak ne demek? Ahirete inanmadı. E bu adam tabii ki o ateş olacak. Meva ne demek? Sığınılacak, sokulacak, yuva yurt demek. Bunların sığınağı ateştir. Bu da ne demek? Çünkü mahşerde çok bekletme var. 50 bin sene. El intizar eşeddü Beklemek ateşten beter insanı sıkıntıya sokuyor. 50 bin sene mahşerde beklediği zaman kafirlerin, münafıkların sözleri Ya Rabbi erihna ve Adım atacak yer yok. Bir ayak on kafanın üstüne çıkmış. İğne atacak yer yok. Güneş tavan boyu yaklaşmış. Büyük bir izdiham. Sıkıldık sıkıştık ya. Bizi bir rahat, rahata çıkar. Velev ki ateşe atacaksan ateşle de olsa bizi rahatlat. At bizi cehenneme de biz de yerimizi bilelim ya. Son gideceğimiz yere gidelim yani. min cehenneme, cehenneme mihad. Mihad. Onlar için cehennemde döşekler var. Ayet-i kerime bu ya. Ve <laughs> min Üzerlerinde ateşten yorganlar var. Hep katran. Kıp kızıl. Ama altına seriyorlar, üstüne seriyorlar. Adam ateş yatakta yatıyor. Altı üstü ateş. Keder zalimleri. Zalimleri böyle cezalandıracak. Yanlış yapıyor. Yersiz iş yapıyor. Kulluk yapacak Allah ibadeti başkasına yapıyor. Şükredecek Allah'a başkasına yapıyor. İtaat edecek Allah peygambere başkasına itaat ediyor. Mevla bunları görüyor. Onun için adam öyle darlanıyor mahşerde. Yani ateşe de atacaksan at bizi velev ki cehennem olsun yerimizi bilelim diyor. İşte onun için onların sığınağı ateştir diyor. Yani adam evine sokulduğu gibi barınağa sığındığı gibi bir tehlikede yağmurda çamurda fırtınada falan onlar da ateşe sığınacaklar diyor anasının koynuna sokulur gibi sokulacaklar diyor. El-Kari'a suresinde. Ne diyor? El-Kari'a el, -Kariya el, -Kariya cüm, el Herkesin kapısını çalacak o kıyamet. O ne büyük hadisedir o. Ma'adır hakim el-Kari'a. Habibim sana bildiren nedir ki? O Herkesin kapısını çalacak olan kıyamet hadisesi, o dehşetli an nasıl bir şeydir? Kimse bilemez ki bildirsin. Ancak ben bilirim. Şimdi bildiriyorum sana abimim. İnsanlar kabirlerden çıkmışlar. Nasıl dağılmışlar diyor. Saçılmış kelebekler gibi. Kelebekleri biliyorsunuz böyle. Bir de yoğun olduğu yerlere rastlamışsınızdır. Ben rastladım. Göz gözü görmez bazı. O kadar kelebekli ateşin etrafına pervane. Pervane de kelebek demek Farsça'da. Pervane çünkü o döner 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 ateşin etrafında. Sonra ateşe aşıktır o. içine düşer efendim. İnsanlar nasıl olacak? Dağılmış kelebekler gibi. Ne demek? Aklı başta değil. Ve <laughs> fidedüm Gönülleri boşalmış. Kalpleri boşalmış. Bir şey düşünemiyor. Nereye gideceği belli değil. Cennetlik miyim? Cehennemlik miyim? Telaş. Anan nerede? Oğlun nerede? Hanımın nerede? Eşin dost. Kimsenin kimsenin haberi yok. Kimsenin kimseyi aradığı yok. Görmek istediği yok. Görse yolunu değiştirecek. Feci bir durum ya. kunul cibal kel menfuş. Dağlar ne gibi olacak? Hallaç pamuğu gibi. Bir de boyalı pamuk gibi. Çünkü dağlar renk renk. Böyle atıldığı zaman her renkten dağların mesela çilli toprak olan var, siyah renkli olan var, kırmızı toprak var dağların içlerinde. Onun için diyor ki hallacın savurduğu boyalı pamuk gibi. Yani hepsi beyaz değil de renk renk böyle havada dağlar uçuşacak diyor. Kur'an-ı Kerim. Ve cibalet Sen dağları görüyorsun. Yerlerinde duruyor zannetiyorsun. Ve yetemuru merrasyab. Kıyamet günü onlar bulut gibi gidecek diyor. Kel ihnil Ne olacak şimdi? Femma men tekulet mevazil. Mizan kurulacak. Sevap günah tartılacak. Sevap ağır gelenler. İşte bu tuttuğunuz oruçlar. Bu Ramazan-ı Şerif'in zikirleri. Okuduğunuz, dinlediğiniz mukabeleler, kıldığınız teravihler, boşuna mı bunlar ya? Bunlar Bunlar hep mizanda sevap tarafına konsun diye inşallah kazandıracak sizi. <Sessizlik> o artık hayatından razı olacak. Sevap tarafı hafif gelirse bu ne demektir? Günah tarafı ağır bastı demektir. Onun anası cehennem olacak. Anası diyor. Anne demek Arapça. Fe Annesi ne demek? Çocuk kimin koynuna sokulur? annesinin koynuna sokulur. İşte diyor onu mahşerde öyle darlatacağım, öyle darlatacağım, 50 bin sene öyle sıkıştıracağım. Yani çocuk annesinin koynuna kaçar gibi o da cehenneme kaçacak diyor ya. Yani. Bu sıkıntıdan kurtulayım da velev ki cehennem olsun dedirtecek Allah. Allah. Onun için ne lüzum var Allah'la Allah. inatlaşma, ona karşı dikilmeye. Onun rızasından başka hedefler gözetmeye. Ne gerek var Allah'tan başkası için iş yapma? Ve Sana ne bildirdi? Haviye nedir? Ne abu Kızgın ateş. 3000 sene kızdırılmış böyle sip siyasi karanlık kor halinde bekliyor adamlar. İnnel, İnnel cinan esekle var, var Cennetler dört kısım insana aşıktır. Şimdi cennetler Allah arzu hal veriyor. Bunlar ne zaman ölecek de ya Rabbi bize gelecekler. Saimi Ramazan. Ramazan orucu tutanlar. Cennet bekliyor sizi. Ve Kur'an. Kur'an okuyanlar. Kaste okuyan deseydi herkes girmişti. Kur'an okuyanlar. Ve hafızın Dillerini yalandan, dedikodudan, gıybetten, iftiradan koruyanlar. Bu dili korumak var ya malı korumaktan zor. Dır dır dır, dır konuşuyor. Dillerini koruyanlar. Ve mut'imil Komşularını doyuranlar. Kendi, yiyenler dese hep girmiştik. Yedirenler diyor. Bunları cennet bekliyor. Bunun tersi Oruç tutmaz, Kur'an okumaz, dilini korumaz, komşuyu yedirmez. Ne kul hakkı var ne Allah hakkı var. Onlar da cehennem bekliyor. Bunlar ne zaman ölecek ne bilecek gelecek. Niye biz cehennemin iştahını kabartalım? Niye biz cennete namzat olmayalım, müşterisi olmayalım? Burada tedarik göreceksin. Ahiret tedariği. Burada ev lazım, orada köşk lazım değil mi? Burada yemek lazım, orada lazım değil mi? Burada eş lazım, orada lazım değil mi? Orası hayat, orası sonsuz hayat. Ve innebdarü'l-ahiret, leyil hayvan, dünya metadır, gelip geçer. Şunger gibi bir şey, biraz içine su çeker, ondan sonra kuru kalır. Ahiret gerçek yaşantıdır, hakiki hayattır. Bırakın siz o safsatalar. ruhaniymiş de, bilmem neymiş de, rüyadaki gibiymiş de, öyle bir öyle şey, şey yok. yok. Bu beden kalkacak, dirilecek. <laughs> Ve yarın bu <laughs> Ruhlar bedenlerle çiftleştirilecek. Tekrar aynı insan yata, yattığı andaki kilosuyla ilen, kalkacak. Aynı Aynen, bu, bu insan, insan sonsuz hayata, hayata çıkacaksın çıkacak, kardeşim. 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 Hani, hani ev, ev, hani, hani ocak, hani, hani yemek. yemek. Çoluk Çoluk çocuk çocuk nerede? nerede? Burada Allah'a kavuşacağımızı ummazsak, oraya göre hazırlık yapmazsak biz helak oluruz. Biz perişan oluruz. Biz rızayı gözetelim. Femen men kane yerulika rabbi kim Rabbine kavuşacağını umuyorsa, arzuluyorsa, ben Allah'ın huzurunda çıkacağım, hesaba çekileceğim diye düşünüyorsa Fel yamal amelen, amel yapsın, ibadet yapsın. Ama salihan, yaptığı ameli kabule şayan yapsın, elverişli yapsın. Sonra la yüslük bir ibadet Rabbihi, Rabbine yaptığı ibadete kimseyi ortak koşmasın.